Şimdi sizden bir kağıt almanızı ve kuantum alanında zaten var olan bir dileğinizi, bir olasılığı yazıp buna uyumlanmanızı istiyorum. Örnek gerekirse, dileğinizin konusu neyse bunu bir harfle simgeleyin. Mesela sağlıksa, S harfi yazın ve çevresine iki tane dalgalı çizgi çizin. Para ya da bolluk istiyorsanız, bu sefer de P ya da B yazın ve etrafına iki tane dalgalı çizgi çizin. Bu dalgalı çizgilerden biri elektriksel alanı, diğeri de manyetik alanı temsil etmektedir. Ve bu da sizin niyetiniz. Şimdi bir harf seçin. Bu sıkışık kaldığınız olası gerçeklikten bir çıkış olabilir. Bir fırsat olabilir. Bilinmeyen bir iş olabilir. Her neyse, onu bir harf olarak yazın. Bunun anlamını siz biliyorsunuz. Ve çevresine de iki dalgalı çizgi çizin. Söyleyin, kuantum alanında kaç olasılık vardır? Sonsuz. Peki bunu öğrenecekseniz, yeni bir gelecek yaratmak istiyorsanız, şu anki sizi değiştirmek zorundasınız. Kişiliğinizi değiştirmelisiniz. Orada sonsuz olasılık potansiyeli varsa, bir uyumlanma yolu bulmalısınız ki, orada zaten var olan bir olasılığı seçebilirsiniz. Sağlık gibi, servet gibi, iş gibi, fırsat gibi, sevgili gibi ya da her neyse. Ve bunu simgeleyen harfi yazmanız gerekiyor. İşse i, fırsatsa f, ya da gerçekliğinizden çıkmak için ç ve bu harfin etrafına iki dalgalı çizgi çizin. Şimdi bir harfiniz var. Tıpkı bunun gibi. Özgürlük, deha, zeki düşünce, yaratıcılık, sağlık. Harfinizin etrafına iki dalgalı çizgi çiziyorsunuz. Onun anlamını siz biliyorsunuz. Bu sizin niyetiniz. Aranızda bunu bilenler varsa, sizden de kuantum alanında zaten var olan ikinci bir olasılık seçmenizi istiyorum. Ama bu seferkini deneyimlemesi biraz eğlenceli olsun. Olur mu? Diyelim ki siz hayal kuran biri değilsiniz. Hayalin H'sini yazın. Zamanın doğrusal olduğunu düşünüyorsanız <laughs> Z harfi yazın. Neler oluyor görün. Aklınıza bir şey geliyor mu? Hayatınızda doğru yolda olduğunuzu bilmek için eş zamanlılık istiyorsanız E harfi yazın. Daha sezgisel biri olmak istiyorsanız S harfi yazın. Ve bunun iki dalgalı çizgisini çizin. Bu elektromanyetik alanı simgeliyor. Çünkü bu olasılıklar sizin için zaten var. Hepsi kuantum alanında. Kaç kişi bunu anlıyor? O halde bir tanesi gerçekten istediğiniz şey, diğeri de eğlence amaçlı bir şey olsun. İki harfiniz var ve etrafında iki dalgalı çizgi var. Şimdi sorum geliyor. Size uyumlanmak istediğiniz ve kuantum alanında zaten var olan İlk olasılığınız neydi diye sorduğumu farz edin. Beyniniz o harfi yaratabilir ve etrafındaki çizgileri çizebilir mi? İşte bu sizin niyetiniz. Bu elektriksel alan, kuzeye gidiş istikametiniz. Peki şimdi size, o gelecekte hissedeceğiniz duyguyu vücudunuza şimdiden öğretebilir misiniz diye sorsam, bazılarınız bolluk istediğini söyleyecektir. Peki bolluğun arkasında yatan düşünce nedir? Özgürlük. Bu durumda vücudunuza öğreteceğiniz duygu özgürlük hissi olmalı. Ne isterseniz yapmak, ne zaman, kiminle, kaç kere yapmak isterseniz. Bu da özgürlüktür, değil mi? O halde özgürlük fikrini yaratmaya başlamanız ve net belirttiğiniz bir niyeti yükselmiş bir duyguyla birleştirdiğinizde yeni bir işaret oluşturuyorsanız, bunu kaç kişi anlar? Niyetiniz sağlıksa yenilmez hissetmek istiyor olabilirsiniz. Enerjik hissetmek, zinde hissetmek. Ve şu anki hissinizin önünde bu duyguyu yaratabilirseniz, şöyle diyebilir miyiz? Sağlığı simgeleyen S ve bununla birlikte yenilmezliği ya da zindeliği ekleyip o alana yeni bir işaret göndersek, bunu kaç kişi anlar? Ve sonra bu niyette yükseltilmiş duyguyu bir araya getirip olasılıklar alanına yeni bir işaret gönderebilirseniz, o alana her ne gönderiyorsanız, bu sizin kaderle deneyinizdir. O halde o harfe bakın ve bu olursa ne hissedeceğinize karar verin. Arkadaşlar, biliyorum bunu daha önce yaşamadım ki ne hissedeceğimi nereden bileyim diyorsunuz. Sağlığınıza kavuşursanız kendinizi minnettar hissedersiniz. Bir parça mutlu, bir parça özgür. Her neyse. Şimdi o duyguyu getirin ve baş harfinizi yazın. Böylece ne olduğunu bilirsiniz. Minnettarlık en kolayıdır. Çünkü minnettarlığın duygusal anlamı zaten niyetiniz çoktan olmuş demektir. Ya da siz istediğiniz gibi olmuşsunuzdur. Söyleyin, insanların dua ederken tavırlarını kaç kişi anlıyor? Olsun diye ısrar ederler, olsun isterler, olması için çabalarlar ve bunları yaparak asla deneyimleyemezler. Çünkü kendilerini uzak tutarlar. Anladınız değil mi? Biz bu çalışmada dualarımız kabul olsun diye dua etmeyeceğiz. Biz dualarımızın kabul olduğunu bilerek kalkacağız. Aradaki farkı kaç kişi anlıyor? Ve gerçekten olmuşçasına kalktığınızda içinizde bir denge, düzen hissedeceksiniz. Çünkü bunu az önce deneyimlediniz ve artık kalktığınızda niyet ve teslimiyet arasında çok güzel bir denge kurulmuştur. Niyet, istediğiniz şey neyse onun netleşmesidir. Teslimiyet ise gerisini büyük akla bırakmanızdır. Geleceğe güvenmenizdir. Bu niyette fazla ısrar edersek, teslimiyeti abartırsak tembelleşiriz. Bakın bu keskin bir kılıçtır. Niyetinizi netleştirin. Sonra kendinizi büyük akla teslim edin. Ve bırakın işi o halletsin. Hem de sizin için en doğru şekilde. Siz sadece vücudunuza bu duyguyu öğretin. Bırakın şu andayken gelecekteki o anda yaşasın. İşte o zaman alana yeni bir işaret göndermiş olursunuz.